Efendim, Ebru Destanlı Hayatın Rengi başladı. Öncelikle konuklarımı anons etmek istiyorum. Yapımcı Zeki Sincar ve yapımcı Adem Sincar, aynı zamanda yönetmen Şahin Yiğit. Sevgili konuklarım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Şükürler olsun. Yoğun tempo. Belli, zaten ödüllerimizle birlikte de gelmişiz. Maşallah bir sürü ödül aldık. Ben açıkçası gurur duyuyorum. Sevgili izleyiciler, Ceberruh filmi ile kendileri şu anda gündemdeler. Bu bir korku filmi. Açıkçası 15 Ekim'de de vizyona giriyor. Dolayısıyla bir heyecan da var. Çünkü çok büyük emek var. Bu anladığım kadarıyla Türk sinemasına yeni bir soluk getirebilecek bir nitelikte film. Biraz bu Ceberruh filminden bahsedelim mi Zeki Bey? Aslında bu film 2020'de çekildi. Malum koronavirüsten dolayı iki kere ertelemek zorunda kaldık. Bu bizi biraz üzdü. Ama artık vizyon tarihine yaklaştık. Onun mutluluğu içindeyiz. Tabii. Güzel olacak. Beklentilerimiz yüksek. 13 Ekim'de galamız olacak. İstanbul Akatlar'da. Peki filmin konusundan biraz bahsetmek ister misiniz? Adem. Adem Sincar. Filmin konusu... Kendisi yine filmin yapımcısı, yapımcılarından bir tanesi. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Filmin konusu zaten Ceberruh. 15 Ekim'de zaten... Ceberruh ne demek bu arada? Ceberruh yine başka bir alemden var olan, farklı farklı insanların suretinde yer alan bir varlığa. Yani üç harflerden bir şey gibi. Onun dışında olan bir şey. Yani Aramis Ceberruh. Hah, anladım. Tamam. Evet. Beş arkadaşın başından geçen aslında bir olayı, vakayı anlatıyor. Bir hikayenin başlangıcı zaten. Daha öncesinde yaşanan sıkıntılar. Zaten biz her zaman şunu demişizdir. Ezber bozacak bir korku filmi. Türkiye'de çok farklı bir boyuta taşıyacak, çok farklı bir ambiyansta izleyicilerle buluşacak bir proje. İçeriğinde beş arkadaşın başına gelen olayları anlatıyor. Bir kampta geçen bir serüvenin olayını anlatmakta. Ve bunların farklı ruhlardan, farklı bedenlerden, farklı alemden gelen varlıkların o bedenlerde birleşip o bedenlerin teker teker yok olmasına sebep olan bir alemi boyutunu anlatan hikayeden başlar. Peki film nerede çekildi? Bu mesela bu dediğiniz kamp falan nerede çekildi? Şimdi biliyorsunuz İstanbul'un çok güzel mekanları var, çok güzel kültürünü. Aslında bizim amacımız biraz da projeler çekerken bulunduğumuz ilin kültürünü, sanatını insanlara anlatabilmek, gösterebilmek, turizmini anlatabilmek. Çatalca'da, İstanbul Çatalca'da, Çatalca ormanlarında çekimlerine başladık. Bununla birlikte İstanbul'un bazı güzel güzide mekanlarında çekmeye başladık. Genel olarak İstanbul'da çektiniz, evet, değil mi? Evet, tamamını İstanbul'da tamamladık. Sonuçta tabii ki İstanbul'da ormanlık alan çok, inşallah da öyle kalır. Bir de yani bozmazlar. Koronavirüs olduğundan dolayı Çatalca bölgesinde o dönemde koronavirüs şeyi çok azdı. Doğru, ben Silivri'de genelde, evet, gidiyorum yazları. O taraflar bizim yani orayı, bir sakini sonra geldi ama sinsi gibi gene oralara. Geldi ama gene çok bir yoğun çok değildi. Çok iyi tabii. O yüzden Çatalca'yı tercih ettik. Çatalca halkı bizi çok iyi karşıladı. Geceleri işte bize börekler olsun, çaylar, kahveler, sabaha kadar. Hatta köyü artık ismini değiştirdiler, Ceberruh Köyü demeye başladılar. Ay yapma. Eğer Ceberruh kötü bir karakterse aman köylüler. Peki hani böyle genelde hani çekimlerde böyle korku filmleri çekildiğinde mutlaka demeyeyim ama genellikle bir şeyler olur. Hani böyle sizin de anlatabileceğiniz bir şeyler yaşandı mı sette böyle değişik? Şimdi bazen... Çünkü ben şeye çok inanırım. Hani bir şeyin üzerine ne kadar giderseniz orada sanki bir kapı açmış oluyorsunuz ve mutlaka bir şeyle karşılaşma ihtimaliniz oluyor. Yüksek, evet. Şimdi biz şöyle bir açıklama yapmayı isterim. Şimdi biz bu projeyi çekmeden önce bizim de tabii ki hani öyle bir şey olması imkansız. İşte insanlar kendince kuruyor bir şeyler. Ama ister istemez insan hafızasına yer edebiliyor bazı şeyler. Oyuncuların daha doğrusu ilk projeleri, ilk korku ambiyansı oldu. Bir de ormanlıkta çekiyorsun. Sabahlara kadar çekimlerdir, oranın atmosferidir. Çok iyi bilirim. Ben de yıllardır oyunculuk yaptım. Aslında İzmir'den İstanbul'a gelme serüvenim hep oyunculuktu. Türkiye'deki çok iyi yönetmenlerle de çalıştım. İşte Tunç Başaran, Kudret Sabancı'dan tutun, Cemal Çan'dan tutun. O kadar çok yönetmenle çalıştım ki dolayısıyla çok iyi bilirim ben. Evet. Biz de mesela pandemi döneminde bir sinema filmi çektik. Bizimki de henüz daha vizyona girmedi. Bizimki de vizyona girmek üzere. Bizimki de çok enteresan bir hikaye. Bu arada Tunç Başarı'nın da rahmetle analım. Ben de rahmetle anarım. Geçenlerde ölüm yıl dönümüydü. Değerli bir yönetmen. Çok sevdiğim bir insandı.
İnşallah nurlar içinde yatsın. Amin. Çok da keyifli, çok da eğlenceli bir insandı. Peki var mı böyle hani dediğiniz gibi spesifik anlatacağınız bir şey sette yaşanan? Şimdi şöyle bir şey, hani biliyorsun set ortamlarında sürekli anlatılacak çok vadireler, çok olaylar yaşanmakta. Zaten Zeki Bey sürekli setin içerisinde kontrol hakimiyetini kendilerinde tuttuğu için bazen de oyunculardan bazen duyduğumuz olaylar, yaşananlar, şimdi ister istemez oyuncunun psikolojisini bozmamak için inanmak istemiyoruz yapım ekibi olarak da. Şimdi oyuncumuz yani. Uyduruyor mu ya da o aynen. Böyle girdi orada mı diyorsunuz? Yani o zihinde oluşturdu. Şimdi o atmosferdeki o gerçekten set ortamında siz de daha iyi bilirsiniz. Oradaki atmosferi karaktere büründükten sonra oyuncu karakterden çıkmıyor ondan sonra. Doğru, çıkamıyorsunuz. Yani film bitiyor mesela da dizi. Belli bir zaman böyle bir şeysiniz yani. Hani böyle bir atana kadar ya saçınızı değiştiriyorsunuz bir şekilde bir değiştiriyorsunuz kendinizi. Bazen kelimeleri bile orada konuştuğunuz karakter gibi konuşuyor olabiliyorsunuz uzun süreli aynen. İşlerde. Onu anlıyorum. Oyuncu uzun süre atamıyoruz zaten bu psikoloji üstünden. Bir oyuncumuz da zaten biz o sahnelerden sonra. Bu arada oyuncularımızı tanıtalım. Evet, hemen. Oyuncularımıza da onlardan da biraz bahsetmek istersek eğer. Erkan kadroda Çelik. Kimler var? Erkan Çelik biliyorsun hem müzik dünyasında hem sanat dünyasında ilerleyen güzel bir oyuncu kapasitesine sahip olan bir arkadaşımız. Bununla birlikte Hülya Diken, Barış Baktaş, Esma Nur Aydemir, Oğuz Sözen arkadaşlarımız da güzel bir kadro. Meriç Akay. Bu beş arkadaşın hikayesini zaten öne aldık. Güzel bir kadroydu. Güzel bir ekiple çalıştık. Yönetmenliğini de yine Burak Ekin yaptı. Güzel bir yönetmenimiz kendisi de. Korkularda gerçekten yeni nesilde yeni projeler ile gerçekten ilerleyişi sağlayan güzel bir yönetmenimiz. Karakter olarak da, çekim planı olarak da yine başarılı bir yönetmenlerimizden biridir kendisi de. Bir oyuncumuzun kısa bir olayı yaşandı. Bu olayın içerisinde ormanlık alanda olduğumuz için bu ormanlık alandaki ufak bir gezinti yapıyor. Orada birini gördüğünü söyledik. İşte kırmızı gözlü beni izliyordu 2 metre 3 metre boyunca. Onu üzerinden atamadı zaten. Tabii ki biz de yapım olarak biraz motivasyon, biraz kendisini sakinleştirdik. Ondan sonra bir şey yaşanmadı. Hani yaşanmayacak şeyleri engellemeye çalışıyorduk yapım ekibi olarak da. O yüzden benim gibi yani sonuçta hani bir şeyden korkmaya başladığın anda her şey sana daha korkutucu geliyor. Zaten fragmanda da görüyoruz. Gayet de güzel. Bu arada bu fragman yayınlandıktan sonra fragmanımız bir korku filmi projemiz daha gündeme geldi. Teklif geldi Mersin'den. Şu anda onun hazırlıkları içindeyiz. Bugün Adem Mersin'e uçacak. Mersin'de bir korku filmi yapacağız. Hem belediye başkanının da katkıları olacak. Mersin halkı çok heyecanlı. Ay ne güzel. Onun da çok basın güzel. Açıklaması yapılacak yarın. Ben mesela böyle filmler yapılsın. Mutlaka artık hayatımız biraz daha eskiye dönsün istiyorum. Evet. Bir de Türk sineması gerçekten çok önemli benim için de ve herkes için öyle. Şimdi aslında ben şu ödüllerin sahibi olan projeden de biraz konuşmak istiyorum. Terman Padişah'ın Dağlar Bizimdir. Dadaloğlu'nun bu sözüyle başlıyor değil mi? Evet. Ödüllü belgeseliniz. Yapımcılığını da sizler yaptınız. Kirve Avşarlar belgeseli oldukça da ödül aldı ve çok da bilinen bir belgesel. Zaten şimdi fragmanlarına bakarsınız. Zaten çok da hoşunuza gidecektir. İzlemek isteyeceksiniz. Bu belgeselin fikri nereden doğdu? Kirve belgeseli çok büyük emeklere neden oldu. Çok zorlandık. Büyük şehirlerde çekimler yapıldı ve hala çekimler devam ediyor. Şahin Yiğit hocamızın daha önceki yapmiş olduğu bir projede Sayın yönetmenimiz 50'ye yakın, tabii 50'ye yakın ödülü olduğu için bu projede böyle ödüllere doymuyor ve maşallah, adeta ödül yağmuruna tutulduk. Bu konuyu ben Şahin hocaya sormanızı. Şimdi aslında ben şu ödüllerin sahibi olan projeden de biraz konuşmak istiyorum. Terman Padişah'ın Dağlar Bizimdir. Dadaloğlu'nun bu sözüyle başlıyor değil mi? Evet. Ödüllü belgeseliniz. Bu belgeselin fikri nereden doğdu? Şahin Yiğit hocamızın daha önceki yapmış olduğu bir projede Sayın yönetmenimiz 50'ye yakın, tabii 50'ye yakın ödülü olduğu için bu projede böyle ödüllere doymuyor ve maşallah, adeta ödül yağmuruna tutulduk. Aslında bir yönetmen olarak ben tercihimi yolun diğer tarafından gitmeyi tercih ettim. Daha çok bir derdimiz var anlatamadığımız yurt dışında ve dünya platformunda sinemacı olarak.
Yapımcımızın desteğiyle böyle bir hikaye hayat buldu. Neden kirve? Hazreti İbrahim'den günümüze gelen bir gelenek diyelim. Tarihe tanıklık yapan son avşarların kendilerinden dinledik hikayeyi aslında. O noktada da kendi alanında bir ilk diyebiliriz belgesel için. Çok güzel. Peki sayın yapımcımız, ben Zeki Bey'e sormak istiyorum. Oralarda nasıl tepkiler aldınız Güneydoğu'da? Yani siz nerelisiniz bu arada? Ben Mardinliyim. Siz Mardin, siz? Ben Kırşehirliyim. Kırşehir. Mardin'de, Güneydoğu'da nasıl tepkiler aldınız? Ya şu anda inanılmaz. Siz filmi İç Anadolu'da çektiniz zaten. Tam ben mesela hani avşarlar deyince hep aklımda Güneydoğu gibi geldi ama demin söyleyince biraz daha İç Anadolu gibi. Ama yani siz Mardin'de nasıl tepkiler aldınız? Neler dediler yakınlarınız, çevreniz? Şimdi bana sorarsanız en çok kirve kelimesini kullananlar Mardinlerdir. Öyle midir? Yani bunun bana nasip olması beni çok mutlu etti. Yani kirve kelimesi bence yani Diyarbakırlılar da kullanır galiba. Kullanıyor, evet. Kirvem duyarım. Benim de çünkü çok Güneydoğulu arkadaşlarım var. Çok da severim. Bu arada Mardin kesinlikle gitmek istediğim, tekrar misafir çok etmek gittim. İsteriz tabii sizi. Çok çok seviyorum. Yani bence Mardin'i biraz daha ayrı tutmak lazım görsel olarak. Evet. Başka bir yer orası. Başka bir tarih. Bu arada zaten Mezopotamya, yani oralar çok eşsiz, çok kıymetli. Bir arada 6. bölümde bizim aile üzerine, yani bizim ailemizde kirvelik nedir Sincar ailesinde, onu da inşallah tamamlayacağız. Çok güzel gelişmeler var. Yani profesör doktorlar olsun, çevremizdeki birçok insan bizi tebrik ediyor. Bu bizi çok mutlu ediyor ve işimize daha sıkı sıkı sarılıyoruz. Yurt dışından gelen ödüller yurt dışında da çok büyük yankı uyandırıyor. Yurt dışından tebrikler geliyor. Yani bizim ülkemizi tanıtan, bizim kültürümüzü, geçmişimizi işte tanıtan her şey bence yurt dışında ilgi görür. Yani ne derler ona, biz hani böyle toprak kökleri olan bir millet olduğumuz için tarihimiz medeniyet var. Dolayısıyla tabii yurt dışındakilerin tabii ki hayranlık duyacağı şehirlerimiz var. O kadar güzeliz ki aslında. Bunları evet, tanıtıyor olmanızdan dolayı çok mutluluk duydum. Lütfen daha fazla bu tarz işler yapın sayın yönetmenim, siz de tarz işler çekin. Çok mutlu oldum sizleri tanıdığıma. İnşallah Ceberruh filmi de çok güzel geçer. Aynı zamanda bu belgeseli ben de izlemek istiyorum, Kirve Avşarları. En kısa zamanda tekrar sizi konuk alırsam çok mutlu olurum. Biz de çok mutlu oluruz. Bu arada onu çekimdeki galamıza davet ediyoruz. Tabii ki. Bulunursanız çok seviniriz. İnşallah. Bu arada Zeki Bey, tam olarak söyleyeyim, 15 Ekim mi diyoruz? 15 Ekim'de vizyondayız. 15 Ekim'de Ceberruh filmi vizyonda. Çok güzel bir korku filmi olacak. Böyle iliklerinize kadar korkacaksınız. O yüzden kaçırmayın diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Biz İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.